Ha şuydu. Bana bu kısım bitti. Ne var kısım bundan kegin? Bana bu rasimli kısmımız ve ondan kegin o pastaki üçüncü kısım. Yani bana iki arasında header de basayı boladı. Bana bunu main de basayı boladı. Demek başladık. Hoş bana şu yerge. Hızır listemde bana o da papki açıp şunu işe devam edelim. Index. HTML. Style.css. Ve başlayalım. Birinci orunda CSS nolu alalımız. Ve header klasli bitti div. Haliga navbar bilan image'ga ya'ni image'li content'ga. Undan keyin mana navbarni ochyapman ichiga. Ya'ni mana bu qism. Minimal mistakes deb nomlangan ekan. Xo'sh. Demak, navbarni ichiga o'sha minimal mistakes'ga bitta div. Uni pastiga yana bitta div, ya'ni o'zi biz buni page'ga to'ldirib qilamiz. Hozir bu ozgina bir taraflı bo'lib qolganga o'xshayapti menga. To'ldirib mana bu tarafga mana bu yozuvlarni minimal mistakes bir tarafda qoladi. Ya'ni space between qo'yamiz. Uning uchun mana bu uchun bitta div va mana bular uchun bitta div qilamiz. Demak, birinchisi mana navbarni ichida o'sha minimal mistakes uchun navbar ichidagi divlarning birinchisi deyman. Keyingisiga aytaman. Navbar divning ikkinchisi deyman. Birinchisini ichiga span bilan minimal mistakes deb yozilgan. Mistakes deb yozilgan. Undan so'ng haliginaqa. Unordered list lilar ichida. Quick start guide guide to'qladim, qana o'qiladi? Quick start shunaqa guide. Keyingisi about, keyingisi sample posts. Sample posts, sample collections, sample collections, terms and privacy policy, terms, IELTS ile hapo mesela mi ona kadar pronunciation zor olmaz. Ola şuna kadar. Policy. Bo'ldi, tugadi. Mana navbar, navbarni ichida bitta div va ikkinchi div. Demek biz bu yoqqa o'tib navbar chaqiramiz. Display flex justify content space between va align items ham center. İkita div bo'lsa iki tane bir yoqqa surib yuboradi. 3 ta bo'lsa 3 tane, 4 ta bo'lsa 4 tane yoyib yuboradi. Endi bunga padding beramiz. Tepa pastdan 9 piksel. İkala yondan şu 50 de qo'llab kiraveramiz. 50 piksel. Mana bu birinchisiga berish uchun toçka navbar ikkita tak chiziq divlarni birinchisiga beryapman. Font size 18, 18 piksel. Font weight bold. Bold verip koyalımız. Sahranit. Endi toçka navbar divlarının ikincisini içide ne var? Unordered list. List style none. List style none. Ve margini bo'lsa uni 0 qilib qo'yamiz. Keyingisi
ularning ichidagi, ya'ni tochka, number divlarning ikkinchisini ichida another listlar, another listlarning ichida another list bitta. Another list ichida li'lar bor. Ana shu li'larga aytamiz display inline block. Ya'ni yonma-yon turish kerak. Va margin ikkala tepadan 0, ikkala yondan 10 piksel. Ko'rdingmi? Xo'sh. Undan keyin endi bu qism tugadi deymiz-da, keyingi mana bu image qismiga o'tamiz. U qism tugadi deish uchun navbarni yopib, mana shu yerda davom etishimiz kerak. Tochka BG image div deb qo'yamiz-a. BG image div deyichga mana u ikkalasini alohida bitta divga olib yozamiz. Mana bu H1'da layout header image overlay. Esmas qolaveradi-da shu inglizcha so'zda. Hech ham uzoqi 2 minutga boradi bosh. Image hozir o'qiganman esmas qolyapti endi. Overlay. Keyin nima? Buttona learn more degan. Tezroq yozib olay, esma chiqib qoladi. BG image ichida BG image div. Mana shunga stil berishga boshlaymiz. Tochka BG image divga height berib olaman. Misol uchun 300 piksel degan va background image URL bitta orqada homework ichida flower bg nimas mo tag degan beramiz. Xo'sh, va background repeat no repeat, background size cover, hop height bo'ldi va padding ikkala tepa pastdan 10 piksel, ikkala yondan 50 piksel. Mana bu degan vaqt qo'yish kerak ekan. Bu degan margin 0. Endi hop, mana bu BG image div ichidagi yozuvlarning ranglari, colorlari white. Mana layoutni ham zo'r yozibman. Hop, tepa pastdan o'rtaga olib kelishim kerak endi. Demek display flex align items center. Fakat boy ozgina köp gözge o'xshab ketyapti menga. 260 piksel versek ham bo'lar ekan mana. Xo'p. Endi buttonga stil beramiz. Demek tochka BG image div ichida button degan tek kelib qolsa, hop, height'ini height viz bermaymiz, bunga padding beramiz. Tepa pastdan 10 piksel, ikkala yondan 18 piksel. İçidagi yozuvning rangi oq, background background transparent degani shaffof degan o'zbekchasiga. O'zbekchasini topa olmadim oxiri bugun. Hop. Va o'zgarmadi. Ha, bunday. Background image divning ichidagi div, keyin uning ichidagi button. Ha. Hop. Div deb yozdim. Transparent. Nimani? Tushunmadim. Transparent deb yozdim, orqasi shaffof bo'ldi. Endi unga border beramiz, 2 piksel solid white degan oq va unga border radius berib qo'yamiz 8 piksel. Ha. Borganimda endi yozuv qora bo'lish kerak, orqasi oq bo'lish kerak.
Qoyil. Background image ichidagi div, uning ichidagi batdan 2 nuqta hover bo'lgan paytda backgroundimiz white bo'lib qolsin, uning ichidagi colorlarimiz black bo'lib qolish kerak edi, uzr. Ha, CSS format qilmaydi aytgan, men format qilaman deb aytdim. Sahnani. Faqat nima bilan? Nima bilan o'zgarish kerak? Transition bilan o'zgarish kerak. Transition 300 millisekund. O'rtacha 300 millisekundda juda ko'p ishlataman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Chunki kutib ham qolmaydi, tezlashib ham ketmaydi mana. Tamam yap da. Ha, işte tamam. Hoş, mana shu holat. Keyingisi mana bular. Mana buni bitta div qo'yamiz, mana buni bitta div qo'yamiz. Ularni ikkalasini ham o'rab turgan div bo'ladi. Demek BG mana bu tugadi, header'imiz ham tugadi. Endi biz bunu main deymiz. Nuqta bilan main deymiz. Uni ichiga bitta section 1 Ha, endi mana bundan chiqib ketdik. Section 1 dedik. Section 1 ning ichida ham bitta div bor. Section 1 ning ichidagi div degan ma'noda. Section ning ichidagi mana divlarning birinchisi deyman. Va xuddi shundan yana bitta qo'yib, divlarning ikkinchisi. Birincisini içeceğim, mana bu divi de hasıl kılamam. Demek birinci ne var? Image var. Hoş, viz 100% olsun. Ya viz 100% olsa gene. Yani SRC bir rol ya var mı? Hoş. Kımakçıydım, kigin ismi çıkıp et bunu akı bulmasın. Hop. Rasım hop ki olamız. Yok, bir de kalırız. User Profile Kvadratta ne dedi? Square dedi. Yani tur burcu arasım gereği mi yenge? Bana şu bratta olamız. Ya, kaç istersin? Hasta olarak ama ben. Kvadrat masa köpe. Tağa basa hemen torçunsa geri. Save image as. Malin kaç istersi canına kabara doğmasayım. Images.jpg eken malin. Hani şuraya verip getirmemiz image.jpg oldu. Section div içindeki image section div bir diganim yani mana bunu section diganim mana bu şu o'rab turgan ikkalasini ham. Endi men section içindeki divlarni birinchisi dedim. Mana bu birinchisi. İkincisi bu tarafı bo'ladi. Hop, keyingisi Mikhail Rose ekan. Ismini qarang. Paragraf bilan Mikhail Rose. Bundan keyin yana paragrafda just another boring xullas o'shnaqa deb yozilgan ekan, o'qiy olmayapman. Men o'qigan yozuvda mana shunaqa tushuninglar, qaranglar. Mana qay ekan, mana shunaqa so'z bormi? Tatut time traveling designer. Ha, o'shunaqa degan ma'noda. Time
traveling and designer again. Oh, oh. Designer. Bo'ldi. Undan keyin unordered list. İçida liylar nimalardir ketgan ekan, misol uchun ikonga qo'yganda mana bu yerga yozgan. Qilish kerak. Chunki qoidasi bo'yicha shunaqa. Shu location deb qo'yamiz biz. Yana mana bu yerga ikonga qo'yamizda website deb qo'yib. Mamnun o'chiramiz. Bo'ldi. Ya'ni image, mana bu image tagidagi yozuv bitta paragraf. Jasur aka, eshikni yopib qo'yaylik. Keyin ichidagi mana bu alohida paragraf, keyin mana bu unordered list bo'ldi. Unordered list nuqta chiqib qoladi, list unstyle qilib qo'yaman. Yoki list style nan qilib qo'yaman. Demek bunu qayerga kelganimizni ko'rib olamiz. Hozir qaysi holatda? Hozir mana bu holatda. Mana shuni endi yig'ib olib kelishimiz kerak mana shu burchakka. Demek boshladik biz. Ikonkalarni keyin qo'yaveramiz. Hozir section 1 dan boshlashimiz kerak. Section tag chiziq 1. With 20%. Daha 25% bo'lsa ham bo'ladi. Mana pastdagi yozuvlar uchi bitta qatorga o'tdi. Endi uning ichidagi imagega. Tochka section 1 ni ichidagi image degan tagga viz beraman. 20% 25% ni egallab oldi u. Endi ana shu 25% egallab olgan joyda ichida image turibdi. Men ana shu imagega vizni 70% desam nima bo'ladi? 25% da 100% deb tushunadi, o'sha 25% ning 70% ni egallab oladi keyin. Mana. Va unga aytaman border radius foizda. Hamma yo'q foiz bo'lib ketdi o'zi. Mana. Ha, hoz qilamiz. Hammasini ichidagi yozuvlarni o'zi bu yoqqa surib to'g'rilab qo'yamiz. Xo'p, mana shu 70% emas ekan, 50% ekan. Sakshiroq bo'ladi. Xo'p, endi tochka section 1 ichi section div 1 deganimizga berishimiz kerak. Section div 1 ga berishimiz kerak. Biz mana uni section 1 ga berib qo'yibmizmi? 25% deb section 1 ga berib qo'yibmizmi? To'g'rimi? Endi o'shani mana bunga berishimiz kerak edi-da. Biz adashib ketibmiz. Image degan tek mana bu. Ha? Yo'q, shuni mana bunday qilmoqchi edim-da, qarab turinglar. Yozuvlari bilan yozilganda bitta mana bunga sectionlarning ichida divni birinchisiga, qolganini ikkinchisiga qo'ymoqchi edim. Ularda section 1 o'rab turgan demoqchi edim. Mana. Ha, ha. Qaranglar, mana unga alohida, mana unga alohida. Keyin ikkalasi uchun umumiy olmoqchi edim. Ha, o'xshab ketib qolgan ekan. Yaxshi sezib qoldik. Olyapti. Mana bu uchun alohida olib oldik endi. Ko'ramiz. Deyarli o'zgarish bo'lgani yo'q. Endi aytamiz. Section viz mana shu 25% olganimga padding xo'sh ikkala yondan birinchi tepa pastdan 20 piksel hamma tomonda. Mana. Endi mana bularni yozuvini o'zgartirib qo'ysam bo'ldi. Uning uchun nima deyman? Section 1 ni mana shunaqa div 1 ni İçindeki paragraflarının
first child'a desem bora paragraf first child qı bolmasınmı? Az görəmiz. Font size 20 piksel. Ha, işləmədi. Nuqta paragraf 1 deyimiz. Yəni mana bunu nima qoyub qoyamız? Mana bunga klass verəmiz. Nuqta paragraf 1 idi. Biz paragraf 1 deyib qoysak bo'ladi. Font size 20 piksel. Font weight 800 piksel ya 800 mana qolgani shunday turaveradi. Mana bularni o'rniga ikkonga qo'yib qo'yishim kerak-a. Ikkongaga tayyor joy tashlab ketganman. Class fas fa Mağara kendim şu yapsın lan. Az mağara yapsın. Çok ağır da yapsın. Lokomayız mı? İnne mi oturuyorsunuz? Siz gayet yapma. Location ha. Map marker alt. Fast tamasa gəl demək. Fab məkan. Biz font edə bilərsəm ulanıq olsa. Şu. Özbədə ham ancanadan da. Fast özü doğru şey. Ha, hazır yox qılamız da. Location. Hop veb saytga qo'yiladigan bironta ikonga qidirib ko'ramiz. Steam simboli qo'yib qo'yalim yoki mana buni qo'yib qo'yalim. Ya mana bo'ladi. Fast. Onlarni kopyalab tushib. U tagni ko'chirib oladi-da. Keyin bitta qator qilib qo'yib bersa, o'ldi kodlanib chalkashib ketadi. Shunchami, unday qilib qo'yganim osonroq men uchun. Men hammaga haq. Endi mana bularni oldingi nuqtalarda olib tashlasam bo'ldi. Aha. Toçka section deyip birlerin içindeki unordered list'in içindeki li'lerge yok özür fakat unordered list'e veriler diyor list style none nokta endi onun içindeki li'lerge alakı da ver ama section deyip içindeki unordered list onun içindeki li'lerin içindeki i'lerge içindeki de vab kesiyorsan vab kitamız. Margin iki tepe pastan 0, ikkala yondan 6 piksel. Bilmiyorum ben qayerdan 6, lekin 6 verim gelmem. Tahminen şu kadar. Yani bunu yanındaki divini hasıl kılışımız gerek. Yani bana bu divin bitti, section içi deki. Yani section'ı pastaki o ikinci divi devam etişim gerek. Bu yerde bitti. Yani paragraflar var. 3'te paragraf var. Keyin pastda hash bor. Paragrafdan 3'te. Birincisinin içinde lorem 15 talik. İkincisiga lorem 10 talik. Üçüncüsiga lorem 8 talik. Sizga emas mumkin. Pastga chiqdi. Endi unga qanday qilib stil beramiz? Kelinglar uni pastiga hash uchi bilan title
Bir nesnede yazıp duramız. Kegin namını ben section div2'ye. Demek section div2'ye klas veriyoruz. Display inline block with Saxon. Saxon da şunu. 70 kısırken benimki yeterli. Bu oldu. Şimdi bana bugün hem display inline block verip kalmam. Onun section div1 bana with 25% padding 20 pixel display endi tepeye ko'tarilish uchun pastiga yozuvlar bu bilan ko'p bo'lish kerak da. Ha, pastdan hisoblaydi. O'zi bu yerda davomiydi bu page. Bir qismini olishgan xolos. Xo'sh, o'sha qismini yetkazib qo'yamiz. Shunda ishimiz yaxshi bo'lib ketadi, xolosi. Paragraf lorem 200 talik. Ha, kitob Ubuntu da Ctrl Shift T, Linux da. Windows da Ctrl Alt F. Adaş mı ekliyorum sana? Bu endi pasga to'g'rilab olyapti. O'zi shunaqa bo'ladi. Yani qancha ko'payib ketsa, bu tomondagi o'rtaga tushib kelaveradi. Agar buni tepaga qilib qo'ymoqchi bo'lsak, unda display flexdan foydalanishimiz kerak. Flex ko'proq o'sha tepasini to'g'rilash harakat. Mana qilsak-chi? Aytaylik, mana bu tomonda uzun boramiz. Chap tomonda, o'ng tomonni qancha aylantirsak, chap tomon o'rtada qoladi. Mano kaloradı, onu o zaman aylansın yapsın mı? Onun için de koymuşuz gerek. Az onun problemi vardı, bu tipten asıl bilmemiz de biz. Onu kılamız, hazırmaz. Burası mana şuna gitmek edildi de, kurup getirdiler, verildi.